Stefan'a getirdiği hediyeleri ve Maria Teresa'ya getirdiği hediyeleri sorarlar. Zira yani bu hani, tabii efendim. Yani efendim Maria Teresa elbette yani Osmanlıların gözünde de evlendikten sonra da hükümdar ve bunu yani bunu bildiklerini yani hukuken durum böyle ve bu Osmanlı sarayında pekala bilinmektedir. Zaten yani elçinin raporunu okuduğunuz vakit efendim işte Franz Stefan'ı ayrı ziyaret etmiş, Maria Teresa'yı ayrı ziyaret etmiş. Çünkü en nihayet Osmanlılar için en enteresan olan krallık Macaristan krallığıdır. Ve orada hükümdar olan Maria Teresa'dır, kocası değil. Ve dediğim gibi öte yandan efendim bütün bu görüşmeler oldukça sakin bir ortamda yer almaktadır ve bu sakin ortamda efendim diyelim Maria Teresa'nın çocukları gündemde. Tabii kendisi bilerek gösteriyor çünkü eninde sonunda üç oğlu var ve efendim daha önce bu bütün problemler efendim yani babasının oğlu olmadığından kaynaklanmıştı. Oysa durum şimdi artık böyle değil. Bu çiftin üç oğlu var ve bunları gösteriyor ama bir de kızlar da önemli. Ve hatta yani bu elçi efendim çocuklarla tek tek nasıl tanıştırıldığını anlatmıştır. Ve efendim işte hatta böyle soruluyor, aralarında tercih ettiğiniz bir çocuk var mıdır? Adam da yani diplomattır. Yani bunlar hepsi güzel çocuk, tercih imkansız türünden bir cevap da vermiş. Yani görüyorsunuz oldukça sakin bir ortamda ilişkiler böyle olabiliyor. Ve dediğim gibi yani Maria Teresa'nın var olması eminim yani zaten Osmanlı Sarayı'nın merakını uyandırmıştır. Ondan sonra biz yani görüyorsunuz işte güneş batıyor, zaman da çok çabuk geçer. Efendim ondan sonra yani biz 18. yüzyılın ikinci yarısındayız ve orada yani oraya gelen adam yani önceki elçilerden daha profesyonel. Yani tamam Mustafa Hatti Efendi tanınmış bir şair ama yani Ahmet Resmi en nihayet devlet adamı en sonda yani gayet korkunç bir iş yani düşmüş onun kafasına. Hani yani işte küçük kaynarca müzakereleri biliyorsunuz o tür şeyler çok tipiktir. Ahmet Resmi çünkü yapmayalım etmeyelim demişti bu savaştan önce. Dinleyen olmamış. Ondan sonra efendim işler iyice bozulduktan sonra yani tipik bir şey bu. Sadece Osmanlılara özgü değil, çok gözlemlenebilir. Ya sen haklıydın ama yani şimdi gel bize yardım et. Herhalde öyle bir durum var ve Ahmet Resmi bu durumdan hiç ama hiç hoşnut değildi. Ama şu anda biz daha yani bu adam daha diplomatik kariyerinin başında ve ilginç bir şekilde efendim daha yani Berlin raporu çok daha sofistike. Yani o zaman etrafta gördüğü şeyleri değerlendirmekte bana sorarsanız çok daha başarılı. Mesele tecrübe. Yani birkaç kez
eğer yaparsanız o zaman neye bakmanız gerektiğini daha iyi anlarsınız. Fakat Ahmet Resmi daha başından bir şey anlıyor. Efendim, 28 Mehmet Efendi'den sonra, yani 1720'den itibaren bütün bu sefaretnameler seyahatname şeklinde anlatılıyor. Yani biz filan yere geldik, o zaman şöyle karşılandık, havalar böyleydi, yollar şöyle, efendim şu nehir, bu nehir, yani bir yerde efendim işte biz de en nihayet yani bir tatilden geri döndüğümüzde bunu eşe dosta böyle anlatırız. Halbuki o zaman sistematik bilgi anlatmak oldukça zordu. Çünkü belir yani sistematik bilgi vermek için bir yerde uzunca bir süre durmanız gerekiyor. Ve Ahmet Resmi bunu sezindi. Yani diyelim bir değerlendirme yapmayı deniyor. İlginç bir şekilde diyor ki efendim bu Maria Theresia'nın imparatorluğu çok sağlam bir temele dayanmamaktadır. Efendim işte hükümet sağda solda borç almak zorunda. Fakat şaşırtıcı bir şekilde efendim ekonomi oldukça gelişkin. Ve o zaman peki bu nasıl olabilir? Ya diyor, anlaşılan orada efendim var olan paralar oldukça kompetan ve müşvet de olmaksızın idare edilmektedir. O zaman yani zor bir durumu da yani geçirmek de mümkün. O önemli. Yani mesela evet doğrudur. Bütün efendim Avrupa krallıkları borç içinde. Zaten yani Fransa devriminin başı olan olay da borç olayıdır. Ama yani belirli bir ölçüyü geçmediğiniz takdirde bunu idare etmenin yolları var ve efendim Ahmet Resmi bunu görmüş daha yani Viyana'ya yeni gelmişti. Bir de ondan sonra efendim işte Viyana soylularının Dolce Vita'yı sevdiklerini anlatıyor. Yani o da yanlış değil. Yani efendim bunlar öyle diyor ki yani öyle çok savaşa meraklı tipler değil. Ve uzun vadede bu bir problem olabilir. Yani ve diyor ki Maria Theresia da savaşı istemeyen bir insan. Ve bu da ilginç bir gözlem. Efendim diyor işte bu özellikle çocuk kendi tahtını korumak istiyor. Çocuklarının pozisyonunu korumak istiyor. Efendim yani fetih metih yapmanın meraklısı değildir. Ve Ahmet Resmi'nin gözünde bu daha çok bir zaaf gibi görünmektedir. Ama tabii yani öte yandan borçları idare etmenin yolu da böyle bir tutumdan geçmektedir. Ama bu bizim gözlemimiz onun değildir. Ondan sonra şey de enteresan, yani daha önceki raporlarda efendim işte imparatorun veya efendim işte Maria Theresia zamanında Macaristan kraliçesinin efendim bir de Orta Avrupa'da önemli politik ilişkileri var. Yani bu kutsal Cermen İmparatorluğu, kutsal değil, Cermen değil, imparatorluk da değil ama her şeye rağmen belirli, yani Habsburglularla belirli bağlantısı olan bir yani prenslikler grubudur diyebiliriz. Ve efendim Ahmet Resmi de farkında, orada önemli ve o kadar da önemli olmayanlar var. Ve bunlar yani işlerine geldiği zaman efendim imparatora, Habsburglulara yardım eder, gelmediği zaman etmeyebilir. O da önemli bir gözlem.
Çünkü eğer 1683 savaşını eğer düşünecek olursak, orada Saksonya'dan ve Bavyera'dan gelen destek önemsiz değildir. Baden'den gelen destek de önemsiz değildir. Yani zaten efendim işte imparator malum yani kuşatma sırasında Viyana'da kalmamış. Efendim daha küçük bir kasabada oturmuş ve orada efendim bu diplomasisini kullanarak müttefiklerini seferber etmek için uğraşmıştır. Ve onların arasında en önemlisi tabii Polonya Kralı'dır. Kara Mustafa Paşa da bunu anlamadığı zaman veya için veya çok hiç anladığı için eninde sonunda yani başarısızlığa uğramıştır. Onun için yani Ahmet Resmi bunu gayet iyi bilmektedir. Onun için peki arka planda neler var diye bir yani bizim anlayışımızda tabi yani tablo yapmamış. Ama yani eğer bugün bir çocuğun dönem çalışmasında böyle bilgiler olsaydı ben ya derdim sen bunu bir tablo haline getir daha kolay anlaşılır. Ve yani çünkü anlatımı gerçekten yani aslında efendim sanki tablo imiş gibi oluyor. Onun için yani tabii bu tür bir anlatım seyahatname içinde pek yer alamaz. Onun için sürekli olarak yani seyahatnamenin sınırlarını zorlayan bir anlatım. Öte yandan dediğim gibi yani daha sonra daha tecrübeli iken Berlin'e geldiği zaman çok daha sofistike şeyler anlatır. Yani ekonomi hakkında mesela. Ama yani yine de bana sorarsanız yani Seyfullah Ağa'nın veya efendim işte Zülfikar Ağa'nın raporlarını Ahmet Resmi'nin raporu ile karşılaştırırsak o zaman yani diyelim Avrupa'da, Orta Avrupa'daki politik ortam hakkında çok daha fazla şey bildiğini görmekteyiz. Derken 18. yüzyılın sonuna geliyoruz ve orada yani elimizde şimdi çok mükemmel bir çalışma var. Fatih Yeşil'in Ebu Bekir Ratip Efendi hakkındaki büyük çalışması. Herkes de özet var mı? Yani efendim eğer elinizde özet varsa zaten bunlar orada dokümanlarda gösterilmiştir. Yani belki efendim ben burada bazı yani öğrenci olduğunu tahmin ettiğim insanlar görüyorum. Yani bu bir yerde efendim diyelim bibliografik bir yardım. Neyse yani efendim Fatih Yeşil'in çok yeni olan çalışması efendim artık Ebu Bekir Ratıp için en önemli parça. İşin acı tarafı bir de efendim yani şey ile Avusturya ile ilgili olmamakla birlikte bir o dönemin bir başka sefiri üzerinde büyük bir monografi var. Henning Sievert Ragıp Paşa üzerinde çalışmış. Böyle 500 sayfalık bir kitabı var. İşin acı tarafı yani Almanca olduğu için şimdiye kadar kimse pek kullanmaz. Oysa yani bunun Türkçe'ye çevrilmesi ve yani okurlarına ulaşması bence yani önemli bir şey. Ama yani efendim biz Ebu Bekir Ratıp'a dönüyoruz. Şimdi Ebu Bekir Ratıp çok zor bir durumda. Yine yani bir yerde Zülfikar Ağa'nın pozisyonuna biraz yakın olan bir pozisyondadır. Çünkü gerçi savaş yok ama savaş yeni bitmiş. Ve üstelik bir yandan efendim 1792 yılında geliyor.
Osmanlı Habsburg Savaşı yeni bitmiş ve onun görevi efendim 3. Selim'in askeri reformları için yararlı olan bilgileri toplamaktır. Yani görüyorsunuz değil mi? Hiçbir cazibesi yok. Zaten yani Ebu Bekir Atık da çok şikayetçi. Efendim işte yani diyor ki efendim işte küfarda elçiler bir yerde efendim mazereti olan ispiyonlardır. Osmanlılar bunu hiç yapmaz. Ama tabii birincisi doğru olabilir, ikincisi kesinlikle doğru değil. Çünkü yeni çıkan, bu sene çıkan efendim II. Mahmut döneminde askeri istihbarat adlı bir kitap var. Buna mutlaka bir bakın. Aşağı yukarı 100 sayfalık bir girişi var. Ve o zaman yani Osmanlıların da askeri istihbarat nasıl topladıklarını adam çok güzel analizi, yazar çok güzel analizi etmiştir. Sonuç olarak yani hepsi yapar. Yani bir yandan efendim istihbarat toplamak her elçinin görevinin bir parçasıdır ve Ebu Bekir Atık kesinlikle istisna değildir. Tam tersine belki yani özellikle çünkü savaş yeni bitmiş. Yani adam anlatıyor mesela efendim filan kalenin surları hakkında bilgi toplamak istediği zaman yani çok da hüsnü kabul görmemiş olabilir. Yani hani durum böyle değil mi, ne diyeceksiniz. Ama öte yandan ilginç bir yardımcısı var. Efendim Kemal Bey Dilli'nin üzerinde çalıştığı Murat Cadoson. Ve Murat Cadoson tabii vazgeçilmez bir yardımcı çünkü Fransızcası harika. Oysa yani Ebu Bekir Atık malum yani o zaman Osmanlı Beyefendisi efendim Arapça öğrenir, Farsça öğrenir, her şeyden önce Farsça. Ama yani Batı dilleri genellikle çok öğretilmemektedir. İstisnalar var ama sayısı düşük. O zaman yani akıcı Fransızca bilen yani bir yardımcı tabii elzemdir. Ve zaten yani efendim Ebu Bekir Atık Efendi kısa bir süre kalmakla birlikte efendim çok bilgi toplamıştır. Fakat bir de bunun yani diplomatik ortam hakkındaki düşünceleri eskisine göre çok daha gelişkindir. Yani sonuç olarak biz 1792 yılındayız. Fransa'da malum işte krallık iptal ediliyor. İlk cumhuriyet kurulmuştur. Yani tam aynı sene. Ve efendim Viyana'da efendim daha önce de kaçmış olan kral taraftarları çoktur. Viyana'da ağır gazeteler için, tiyatrolar için oldukça ağır bir sansür işlemektedir. Anlaşılan Ebu Bekir Atık bunun problem olabileceğini çok görmemiştir. Ama efendim öte yandan yani orada çıktı, efendim Fransa'daki olaylar hakkında belirli bir bilgi kaynağı var. Gazeteler, sansür edilmiş gazeteler ise bile. Ve efendim orada Ebu Bekir Atık aslında oldukça gerçekçi yorumlara varmaktadır. Yani diyor ki efendim biz yani ben de dahil olmak üzere devrim ve devrimcilerden hiç hoşlanmıyoruz. Tam tersine yani nefret ederiz bile. Ama Fransız devriminin çıkışı için insanların kötülüğü yani onun kötülüğünü bir başlangıç bir sebep olarak görmemek gerekir. Orada var olan nesnel nedenler var
ve bu nesnelledenler arasında diyor ki efendim var olan problemlerin çözümüne yerli aristokrasi katkıda bulunmak istememiştir. Ki yani 89 olayları için bu böyle söylenebilir. Ve efendim diyor ki yani bu böyle olduğu için yani anlaşılan belki de kendisiyle görüşen Fransızlar, bazıların bazıları yani bütün herkes böyle dar kafalı değil, bazıları evet biz de sebebiyet vermişiz demiş olabilirler. Sonuç olarak yani bu önemli. Çünkü zaman zaman şöyle bir şey okuyabilirsiniz. Osmanlılar mesela Fransa olaylarıyla ilk başta hiç ilgilenmemiş. Ancak Napolyon 1798 yılında Mısır'ı işgal ettiği zaman efendim diyelim uyanmışlar. Oysa yani bu bazı insanlar söz konusu olabilir ama Ebu Bekir Atıp için değil kesinlikle. Ve eğer 3. Selim raporunu okuduysa ki onu bilmiyoruz tabii, o zaman yani 3. Selim'in de bildiği bir şey. Yani sonunda orada biriken savaş borçlarının ağırlığı efendim ve yani bunların çoğuya bu şekilde ödenmesi gerektiğini ve aristokratların buna katılmak istemediklerini anlaşılan Ebu Bekir Atıp görmüş. Ayrıca da başka bir yanı var. Efendim Macarlar, evet Habsburg İmparatorluğu'nun bir parçasıdır ama imparatorlarla, Habsburglarla oldukça tansiyonlu ilişkileri var. Ve bunu da Ebu Bekir Atıp fark etmiştir. Hatta bunun ekonomik temellere dayandığını da görmüş. Ya diyor efendim bazı Macar soyluları hububat, yani kendi malikanelerinde ürettiği hububatı Viyana'da satamıyorlar. Yani işte Habsburgların ekonomi politikası gereğince. Onun için bunlar aslında bizlerle iyi ilişkide bulunmak istiyorlar. Çünkü buğdayları için pazar aramaktadırlar. Yani bu doğrudur. Ve efendim anlaşılan yani yine de biz bu insanlarla nasıl görüştüğünü, kimin aracılık ettiğini, çünkü mutlaka yani iyi Fransızca bilen birisi olmuştur. Belki muhacat olsun, belki başkası ama yani oldukça detaylı görüşmeler söz konusu olduğunu bundan anlamaktayız. Yani bir yerde 18. yüzyıl boyunca giderek açılan bir perspektif söz konusu. Yani Kara Mehmet Paşa'yı bütün bu olaylar aslında ilgilendirmez. Padişah tarafından Abbasvar barışını teyit etmek için gönderilmiştir. Elçiliğin nasıl geçtiğini bize yazıyor. Bunun dışında pek merak ettiği bir şey yok. Evliya başka türlü ama evliya en nihayet yani elçi değildir. Ondan sonra efendim işte yani zavallı Zülfikar Paşa efendim çok yani kötü şartlar altında orada bulunduğu için ancak münferit olarak bazı bilgi kırıntılarını toplamış ve bunları yani efendim önemli bulduğu takdirde raporuna yansıtmıştır. Efendim öte yandan yani eğer işte özellikle Mustafa Hatti Efendi düşünürsek çok daha yani az gergin olan bir ortamda efendim yani Habsburg Sarayı'nı
efendim Maria Teresia'yı, Maria Teresia'nın çocuklarını, yani hani oradaki saray yaşantısını daha yakından görmüştür. Belki politika onun içinde o kadar ön planda değil. Yani Seyfullah Ağa'da efendim çok şey bildiğini varsaydım halde raporda oldukça ihtiyatlıdır. Ve bunun sanırım şöyle bir nedeni var. Efendim Osmanlılarda elçi raporları 18. yüzyılda öyle çok da gizli kapalı bir şey değildir. Kısa bir süre içinde, yani olaylardan 20 sene sonra bunlar mesela bir vakadüvisin eline verilmiş olabilir. Çünkü diyelim yani 1720 yılında efendim İran'a giden Dürri Ahmet Efendi'nin raporunu biz Raşid'in tarihinde buluyoruz. Ve yani en nihayet Arapların da o kadar çok zaman geçmemiştir. Gerçi tamam Safeviler artık tahta değil, bir yerde geçmiş bir devri anlatıyor. Ama yine de efendim demek ki oldukça kısa süre içinde bunlar yani meraklı olan vakamülis ve bürokratlara gösterilebilir. O zaman yani devlet sürünü anlatmazsınız, değil mi? Yani bir yerde Venedikli elçilerin raporlarına benzemektedir. Bunlar da oldukça kalabalık bir grubun önünde okunmaktadır. Elimizde var çünkü büyük bir kısmı basılmıştır. Ve yani orada da çok büyük devlet sırları yoktur içinde. Öte yandan yani dönemin sonuna doğru yani Ahmet Resmi olsun, Ebu Bekir Radık olsun her ikisi efendim içinde bulundukları ortamı çok daha başka değerlendiriyor. Yani Ahmet Resmi için efendim imparatorun ve imparatoriçenin politik konumu önemlidir. Onun için yani efendim etraftaki prens ve beyler uzun veya kısa şekilde efendim raporda anlatılmaktadır. Oysa yani adam Saksonya'ya veya Baviera'ya gitmemiş. Fakat bunların tutumu Maria Theresia'nın politikasını etkileyebilir diye efendim bunu raporuna dahil etmiştir. Sonuç olarak işte Ebu Bekir Ratıp daha da yani gelişkin enformasyona sahiptir. Ve efendim yani bir yandan gazete okumuş, o çok belli. Zaten Fatih Yeşil bunu özellikle önümüze sermiştir. Ama bir de bunun yanı sıra yani anlaşılan Viyana'daki çevresi de oldukça geniş olmuştur. İster yani Fransa'dan kaçan bazı aristokratlar, ister Macar soyluları, yani anlaşılan bunlarla efendim zaman geçirmiştir ve yani politika konularını konuşmuştur. Ve o zaman yani bir de efendim tercüme odasının ve efendim işte 3. Selim zamanında gönderilen devamlı elçilerin, ilk devamlı elçilerin böyle gökten pat diye düşmediklerini görmekteyiz. Bunun yani 18. yüzyıl boyunca efendim bir arka planı var. Tabii yani daha önce de söylediğimiz gibi Ebu Bekir Ratip efendim bunların arasında herhalde en sofistike rapor eden kişidir. Ama hep